Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi'ni okumaya devam ediyoruz. Bugün 24. günümüz, 24. dersimiz yanlış hatırlamıyorsam eğer. 4. sözü okumuştuk dün. Hatta metni tamamen okumuş bitirmiştik fakat tefekkür etmediğimiz bir sayfası kalmıştı. Bir sayfa da denmez buna gerçi. Yarım sayfa demek lazım ama kalmıştı. Ne konuşmuştuk dersek şöyle bir hatırlarsak. Es-salatu imadu'd-din, yani namaz dinin direğidir hadisi üzerinden başlamıştık tefekküre. Bu hadisin bize din, namaz arası ilişki, Allah kul arası ilişki ve Allah kul arasındaki ilişkide zamanın önemi üzerine söylediklerini konuştuk. En son şöyle bir noktaya geldik, dedik Cenab-ı Hak bizden verdiklerinin bir kısmını istiyor. İbadetlerin genelinde böyle bir şey var, denk geliş var. Mesela işte mal veriyor, 1/40'ını fakirlerin hakkı olarak geri istiyor. Sağlık veriyor, seyahat edebilme yeteneği veriyor, gücü veriyor. Bunun bedeli olarak da bizden haccı istiyor. Yani onun için yapacağımız bir seyahati istiyor. İşte dedik oruç, mesela beslenme yeteneğimiz var. Cenab-ı Hak bize ihtiyaç olarak vermiş beslenmeyi, beslenebiliyoruz, yeteneğini de vermiş. Ama bir ay bundan vazgeçmemizi istiyor. Yani verdiklerinden onları ondan aldığımızın kanıtı olarak, bunun şuurunda olduğumuzun kanıtı olarak, evet böyle söylemek daha doğru oldu. Bu nimetlerin ondan olduğunun şuurunda olduğumuzun kanıtı olarak bir kısmını geri istiyor dedik. Bunlar çok cüz'i bir kısmı. Verdikleri yanında istedikleri çok azı. Onun rahmetinden, kereminden oluyor bu. Fakat onda bile İnsanoğlu işte nefis perestliği yüzünden, dünyaya düşkünlüğü, o işte kesrette bunalması, karıştırması, ne diyelim, çıkarlarından vazgeçemeyişi nedeniyle zorlanıyor dedik. Namazda da zorlananların zorlandığı nokta burasıdır diye konuştuk. Kendim nefsimizden de buna şahitlik ettik elhamdülillah. Şimdi ilk kısmı yine okuyacağım ben. Yani ne konuştuğumuzu hatırlamak babında. Ondan sonra hakikat kısmını, temsilini inşallah tefekkür edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadu'd-din. Namaz ne kadar kıymettar ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 × 2 = 4 eder derecesinde kat'i anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip, iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki, şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bakınız, bunu bir önceki derste konuşmadığımız için bu bahsi açıyorum. Üçüncü sözde miydi, ikinci sözde miydi? Herhalde üçüncü sözdeydi o kısmı, ikinci sözde değildi. Evet. Ticaret dediğimiz kısım, bir dakika burası değilmiş ya. İkinci sözdeymiş. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler demişti ya orada. Hem keyif hem ticaret. Biz bunu tefekkür etmiştik o zaman, demiştik ki insanın varlığı bu dünyada hem nefis itibariyle hem kalp, vicdan, istikametli akıl itibariyle oluyor. İstikametli akıl, kalp ve vicdan bize diyorlar ki bizim varlığımız sadece burası ile ilgili değil. Biz buraya
ticaret için geldik. Burada geçiciyiz. Burada ahireti hedefleyen, baki alemi hedefleyen şeyler yapmak için geldik. Burada bulunuş amacımız bu. İnsan bunu hissediyor dedik. Ama keyif tarafı da var. Neden? Dünyadaki varlığımızın devam etmesi için, hem de sırrı imtihan için, yani imtihanın gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hak bize bu dünyayı da sevdirmiş. Neyle? Nefisle. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de sözünü atıf yapmıştık. Cenab-ı Hakk'ın ruhu bedene nefis ile bağladığından bahsetmiştik. Yani bizim hem nefis varlığımız var, hem vicdan, kalp, istikametli akıl, ruh gibi öteyi gören bir varlığımız var. Sadece bu dünyaya ait bir varlığımız yok. Sadece hayvanlar gibi değiliz biz. Bundan aşkın şeyleri kuşatabiliyoruz, görebiliyoruz. Evrimciler bunu isterlerse işte insanın akıl karmaşası bilmem şu bu işte fazla gelişmişliğinden dolayı falan filan açıklamaya çalışsınlar. Hayır, insanın bu dünyayla yetinmeyen yanları var. O da onun sadece bu dünyadan maddelerle yaratılmadığını, ukbayı bilir şeylerle de donatıldığını bize gösteriyor dedik. Tabi evrimcilerin buna yapacağı bir açıklama yok. İnsan sonsuzluğu nasıl biliyor? Görmedi ki. Dünyada yok ki. Nasıl biliyor? Ama seziyor işte, biliyor. Öyle bir şeyin var olduğunu kavram olarak biliyor. İşte bu bir haberdar edilme. O işte Cenab-ı Hakk'ın ruhları yarattığında galu bela, evet deme günü. O gün bizim verdiğimiz cevap, siz benim kulum değil, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Galu bela, evet dedik yani. Sen bizim Rabbimizsin dedik. O taraftan buraya gelen bilişlerimiz var yani bizim. Sadece bu dünyada, bu dünyanın sınırlılığı içinde öğrendiğimiz bilişler yok. Ondan aşkın da bildiğimiz şeyler var. Kalbin sezdiği öyle şeyler var ki aklın ondan haberi bile yok. Evet, burada şeye bağlayacaktım, orayı kaynamasın arada. Diyor ki hem para, şu para ile yani çift onların hakimi, o iki kişinin ne diyelim efendisi, onları hizmetkarlarını vazife için gönderen kişi, onlara diyor ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız, hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Yani bize verilenler içinde o 24 altın olsun veya işte kendimize dönersek bizdeki nimetler olsun. Masrafımız da var. O para ile işte yol ve bilet masrafı yapılacak şey de var. Oradaki meskene lazım şeyleri mübaya edecek şey de var. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. Yani bu efendi, her efendi işte iki hizmetkarını bir yere yollasa veya bir hizmetkarını bir yere yollasa ona hem yolda lazım olacak parayı verir, hem de alması gerekeni, alması için gereken parayı verir. Atıyorum ne alınacak? Bir tane mobilya alınacak. Mobilyanın fiyatı kaç lira? 20 bin lira. Onu verir. Bir de arkadaşlar sen şimdi giderken gelirken masrafın olacak. İlla ki benzin alacaksın kamyonete koyarken, işte yardım alacaksın, onun için para gerekecek. Orada yiyeceğin içeceğin olacak. Al bakalım 2 bin lira 3 bin lira da senin harcırahın. Gidip gelene kadar bu parayla idare et. Bu da var, bu da var. Biz bile biliyoruz bunu. Bir seyahate birisini gönderirken böyle yapılır. İşte insanın da dünyadaki varlığı, yine o tarafa gidersek keyif ve ticaret, o da var, harcırah, keyif. Yani burada kalacağımız için bir süre, burada da harcayacaklarımız var, doğru. Ama bir de asıl şey var, oraya geliş sebebimiz, ticaretin asıl maksadı. Yani harcırah verdiğimiz adam ve parayı verdiğimiz, mobilyayı alacak olan adam gidip hepsini harcasa orada biz ne deriz? Ulan ne yaptın sen deriz ya, hani biz seni ne için gönderdik, sen ne yaptın? Hedefini şaşırdın. Gayen bu değildi deriz. Öteki türlü hiç kendine şey harcamasa bu sefer mobilyanın gelmesi sıkıntıya düşer. Adam bütün gün, 3 gün, 4 gün aç kalmış mesela o mobilyayı alana kadar. Veya dönecek benzin almamış kamyonete, kamyonet yolda kalmış. Yine hikmet eda olmaz. İkisi de lazım yani. Nefsin de bir hakkı var. Cüz'i de olsa hayatta.
Ama ondan çok kalbin, ruhun, vicdanın hakkı var insan üzerinde. Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz, yani satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur, sermayeye göre bilinir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Hesabını biliyor. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Bakın, az önceki örnekte olduğu gibi hepsini harcadı. Kumara mumara verip zayi eder. O bir de kumara verdi yani, ondan da kötü. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Yani Kerim, ikram edici, eli bol, cömert gibi. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Yani tayyare uçak. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri temsilin sonunda artık hakikat kısmına geçerken namazı getirip öyle bir yere koydu ki direğin çok farklı bir boyutuna geldik. Bu dün benim aklıma gelmedi, dünkü tefekkürümüz sırasında. Yani insana Cenab-ı Hak demiş ki seni ticaret için, yani ahiretini kazanman için, hem de rızamı elde etmen için, zaten ahiretin de ancak onunla, bu dünyaya gönderdim. Sana işte bu kadar ömür verdim, bu kadar zaman verdim. Şimdi diyor namaz, temsile bakarak söylersek, namaz diyor yani asgarisi bu işin. Yani o 5 vakit namaz, gelecek ileride de zaten, ya o şey, o yolculuk tamamlanması için asgarisi yani. O zaman ilişkisini koruyabilmen için, şuurun ve imtihanın arasındaki sırrı koruyabilmen için asgari namaz. Senden çok bir şey istenmiyor ki. O direk şeyini buraya getirdi. Yani o direk olmazsa şey yıkılır. Yani senden şey istenmiyor. İşte duvarları altın kaplama yap evinin, veya işte efendime söyleyeyim yerlerini bilmem şöyle yap, içine bilmem şöyle bir şey kondur. İşte akıllı ev yap, bilmem şey yap, işte ankastresi şöyle, beyaz eşyası böyle falan filan, böyle bir şey demiyor yani. Senden o kadar kerim bir sahibi var ki o diyelim şeyin, müteahhitliği isteyenin, ya ayakta kalsın istiyor sadece. Ya ayakta tut, şu yıkılmasın yani. Yıkılmazsa seni mükafatlandıracak, gideceğin yere götürecek veya işte paranı verecek. Yıkma diyor sadece, bu kadar ya, bu kadar. En dibi, en dibi bu işin. Namaz öyle bir şey diyor yani. En dibi ya, yıkma bunu. İşte ey namazsız adam, ey namazdan hoşlanmayan nefsi. Evet. Şimdi bundan sonrasını izah edeceğiz inşallah. Ey namazsız adam, demek ki bu kıssadan hisse alacak 2 şey var, 2 zümre var. Birisi namazsız adam, ama illaki bu mümin olmak zorunda. Zaten kafirin namaz kılmak gibi bir şeyi yok, dünyasında yok. Ona anlatacağımızda ta Bismillah'tan gelmeliyiz. Bakın yine sözlerdeki sıralamanın bir sırrını gördük burada. Bismillah kainatın Allahsız açıklanamayacağını anlattı bize. Özellikle 2. yarısında. Lisan-ı hal ile Bismillah dediklerini nereden biliyoruz sualinden sonrası? Bize
Allahsız kainattaki varlığın açıklanamayacağını anlattı. Ağaçlar üzerinden, hayvanlar üzerinden, onlardaki böyle mucizeler üzerinden anlattı. Ondan sonra işte ikinci söz imanın güzelliğini anlattı. Üçüncü söz ibadeti, sonra namaz. Yani burada artık iman etmiş, ibadetin önemini kavramış bir insan bizim muhatabımız. Dördüncü sözün makamı burası. Ama bir diyelim imansız birisiyle karşılaştınız, onun muhatabı olduğu söz daha geride. Önce Bismillah'tan başlarsınız, ikinci sözü okursunuz, üçüncü sözü okursunuz, ondan sonra buraya gelir. Doğrudan bu bahis başlanmaz. Dini tartışmalarda da buna dikkat etmek lazım. Tartışma diyoruz ama müzakere de diyebiliriz. Genelde tartışmaya dönse de müzakere diyelim biz ona. Ya bir adamla konuşuyorsunuz, adam zaten Allah'a, peygambere inanmıyor, siz ona miracı anlatamazsınız yani. Anlamaz ki, onun dünyasında öyle bir varlık algısı yok. Şimdi sen diyeceksin ki Allah kainatı tesbih tanesi gibi çeviriyor. Bir kulunu ışığın hayal bile edemeyeceği bir hızda bütün alemde gezdiremez mi? Ya bizim için bunun bir müşkülü yok. Biz öyle bir Allah'a inandıktan sonra buna niye inanmayalım? Yani fizik algımızı bizim Allah tasavvurumuz belirliyor. Modern fizik belirlemiyor ki. Einstein belirlemiyor yani. O sadece o yolun bir yolcusu. Çok küçük bir şeyini keşfetmiş bir yolcusu. Bizi sınırlayamaz yani. Bizim varlık algımızı. Ama adamın kafası NATO kafa, NATO mermer. O çemberden çıkamıyor, o çerçeveden çıkamıyor. Sen şimdi ona o mevzuyu anlat dur. Boş yani, enerji sarfiyatı. Zaten onlar da severler öyle mevzuları konuşmayı. Atıyorum mesela rejim. Hırsızın elinin kesilmesi mevzusu, dinden çıkanın öldürülmesi, mürtedin katli meselesi gibi böyle işte mesela eğer feminist damarları da varsa kadın hakları ile ilgili mevzular, tesettür vesaire. Ya inanmıyor zaten yani, Allah'a inanmıyor, peygambere mi inanmıyor, daha getirip tesettür onunla tartışmanın bir anlamı yok, tesettür imanlı kişiyle konuşulur. Ona belki şöyle, onu çağırmaya, onu bir şeye kabullendirmeye çalışmadan kendi durduğun zemini anlatırsın. Ona öyle tebliğde bulunabilirsin. Ha, o bir tebliğ değildir belki, davet için değildir. Sadece onun saldırısını bertaraf etmek için kendi durduğun zemini anlatırsın. Ben böyle inanıyorum, böyle bir inanç silsilem var. O silsilenin içinde böyle bir emir var. O emirin uygulanışı tarih boyunca böyle olmuş. Ben de bunun 14. asırdaki bir uygulayıcısıyım, bir temsilcisiyim. Bizim naslarımızdan besleniyor bu şeyimiz, meşruiyetimiz, varlık algımız da böyle böyle buna dayanıyor falan diye anlatırsın. Ama hani yine de tesiri az olur, zor olur. Daha çok bunlar savunma amaçlı yapılan şeylerdir. Dediğim gibi onların mevzusu daha önceden konuşulması gereken başka şeylere bağlıdır. Belki o mevzular açana hemen önce kainatın Allah'la açıklanamayacağını konuşmak lazım eğer geliyorsa o konulara. Ondan sonra peyderpey buraya kadar gelmek lazım. Tıpkı Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerde izlediği yol gibi düşünmek lazım. Yani mürşidimizden böyle de bir ders almak lazım. İrşatta bir silsileyi izlemek gerekir. Bir usulü izlemek gerekir. Her konu herkesle konuşulmaz. Evet, dedik ki dördüncü sözün muhatabı iki kesimmiş. Birisi namazsızlar ama mümin olması lazım, Müslüman olması lazım. Onları muhatap alıyor. İki, namazdan hoşlanmayan nefisleri muhatap alıyor. İlk kısmı muhatapları eğer Müslümanların %30'u namaz kılıyorsa bugün, işte %70'i kılmıyorsa atıyorum. Gerçi de oran daha yüksektir de. Yani kılanların oranı daha yüksektir büyük ihtimal. Türkiye için konuşursak belki öyle söyleyebiliriz. Ama diğerinde %100 bütün Müslümanlar işin içine giriyor. Niye? Kimin nefsi namazdan hoşlanıyor? Belki hassa havası yani büyüklerimiz, veliler, Allah dostları, şeyhler, tasavvuf büyükleri, alimlerimiz, belki onların nefsi namazdan hoşlanıyor. Terbiye edildiği için, tezkiye edildiği için. Onun dışında hangimizin nefsi namazdan hoşlanıyor? Yani bir de eğer uykusuzsak falan sabah namazına ezan okunduğunda bir gözümüz yatağa, bir gözümüz şeye bakıyor, böyle seccadeye bakıyor. Kalksam mı kalkmasam mı? Bir de ihtiyaç olarak namaz tam ruhumuzda oturmamışsa
Münafıklara en çok ne zor gelirmiş? Sabah namazıyla yatsı namazı. Niye? Çünkü orada nefsin şeyi var. Ah, kim kılacak şimdi? Ah, yatmak varken, uyumak varken. Akşam okundu, kıldım, vur kafayı yat. Bir de kim kılacak yatsıyı falan. Teheccüd namazı mesela. Ben çok kılamıyorum ama yani inşallah kılabilirim. Ne kıldığım kadarla konuşayım. Şey yani, gecenin yarısında uykunuzu bölüyorsunuz. Özellikle öğrenciyken falan daha da zor gelirdi. Hani böyle gecenin yarısında kalkıp uykuyu böldüren bir namaz teheccüd. Bir de üstten tekrar yatıp bir de sabah namazı var, kalkıyorsunuz. Öyle şeyini bulmuştuk kısa yolunu. Teheccüdü kılıp çok sabah namazına yakın kalkıp teheccüdü kılıyorduk, bekliyorduk. Ondan sonra sabah namazı ezan okunduktan sonra sabah namazını kılıyorduk. Öyle bir kısa yol. O da yapabilirsen yani. Hülasa herkesin nefsi namazdan hoşlanmıyor. Demek ki bu dersten alacağımız hepimizin hissesi var. Buradan şunu da anlıyoruz. Nefis nasihatten anlıyor arkadaşlar. Yani akılla bir ilişkisi var nefsin. Büsbütün arzu, heves bunlardan ibaret değil yani. Mutlaka dövülmesi gerekiyor değil. Belli bir izah içinde mantıklı olanı kavruyor. Ha, her zaman uyabiliyor mu? Uyamadığı da oluyor, doğru. Veya mantıklıyı gördüğü halde yanlışı tercih ettiği de oluyor, doğru. Ama anlıyor da, anlamasa irşad olmaz zaten. Belli bir usul çerçevesinde damarına girerseniz, o şeyini yakalarsanız, o da laftan anlayabiliyor. Okuyalım bakalım neler anlamış. O hakim, o hakim ise Rabbimiz, Halık'ımızdır. Kıssadaki hakim, o iki hizmetkarı göreve gönderen hakim, Rabbimiz, Halık'ımızdır. Burada neden Rabbimiz ve Halık'ımızdır isimleri seçildi Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sında? Allahu Alem, bu Rabbimiz ve Halık'ımız yaratıcılığın iki şeyine de işaret ediyor. Veya bizim Allah'la ilişkimizin iki boyutuna da işaret ediyor. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti de var. Ama bir de bizimle birebir ilişkisini daha iyi okuduğumuz, kainattaki tasarrufunu daha iyi incelediğimiz rububiyeti de var. Yani rububiyet, belki de şöyle demek lazım. Rububiyet bizim uluhiyetin kuşatabildiğimiz kadarı. Uluhiyet daha yüce bir manayı şey yapıyor, tasvir ediyor. Daha yüce bir manayı isimlendiriyor, ona nam olmuş. Ama rububiyet daha böyle içeride sahada tecellilerini görebildiğimiz ya da o yaratılışın içinde süreci takip ederken tecrübe ettiğimiz kısmı gösteriyor bize. Cenab-ı Hak bizim hem Rabbimizdir, terbiye edicimizdir. Maksada giderken, bizi yarattığı maksada götürürken ihtiyaçlarımızı karşılayandır ki bu ihtiyaç da bir iki değildir yani. Sonsuzdur belki, çoktur. Onların hepsini karşılayandır. Ama bir de yaratıcımızdır. Başlatan da odur. Süreci götüren de odur. Burada boşluk yok yani. Ne Aristocular gibi, ne de deistler gibi, ne de işte başka türlü inanış sahipleri gibi biz Allah başta yarattı, saat gibi kurdu, daha karışmıyor demiyoruz. Müslümanlar böyle inanmıyor. Başlatan da o, devam ettiren de o. Belki de burasını şöyle anlamak lazım. Kayyumiyetin iki yüzü burası. Sırrı kayyumiyet, ismi kayyum. Kayyum ismi nedir? Cenab-ı Hakk'ın her şeyi devam ettiren olması. O devam etmek için hiç kimseye ihtiyaç duymaz Cenab-ı Hak. Ama mahlukatı devam etmek için ona muhtaçtır. Her şeyi o devam ettirir. Her an o devam ettirir. Her an yapılan seçilişler, sonsuz ilim ve irade gerektiren seçimler, yaratışlar, bunlarla bu varlık devam ediyor. Her an oluyor bu. Her an orijinal, her an yeni durumlar var. Her an bu yapboz yeni bir şekilde dağıtılıp tekrar kuruluyor. Biz bunu görmüyorsak da, şu an şahit olmasak da, varlık her an yaratılışta. Tıpkı işte bir sinema cihazından şeye yansıyan film gibi düşünün. O cihaz bir an kesildi mi film gider. Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti de varlıktan bir kesilse varlık hiçe gider. Her an yaratılıyoruz. Müstakil değiliz, arziyiz. Varlığımız arizi yani. Cenab-ı Hakk'ın varlığın var etmesine bağlı. Yaratmadığında yokuz.
onun halik oluşu onun bir tarafını, rububiyeti de bir tarafını ifade ediyor. Halikiyeti yaratıp başlatması o süreci, bizim şahidi olmadığımız süreci belki de bir kısmını tarif ediyor. Yani biz varlık sahasına çıkmadan önce bilmiyoruz. Var olduğumuz andan sonra da rububiyeti görüyoruz. Uluhiyetle ilişkimiz öyle, rububiyetle ilişkimiz böyle. Tabii ehli olsa bunu daha da güzel anlatırdı. Benden bu kadar. Gerçi kavram sözlüğü de var ama neyse, karıştırmayayım oraları, şimdi çok dallanır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, mütedeyyin yani dindar. Namazını şevkle kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar. Mütedeyyinin ölçüsü ne oldu? Namazını şevkle kılması. Şimdi gündemde çok tartışmalar oluyor, siyasi veya işte ekonomi falan şu bu. O tartışmalar sırasında bu kavramlar serbest kullanılıyor. Kimse hani içinin nasıl dolması gerektiğini çok düşünmüyor. Mesela işte dindar insanlar diyor, şunlar şunlar. Bahsettiği insana bakıyorsun, adamın ne namazla ilgisi var, ne oruçla ilgisi var. Tek şeyi siyaseten bir ekolün içinde olması, oraya taraf olması. Ama o değil ki. Eğer o kelimeyi hakkıyla kullanacaksak, mütedeyyin diyeceksek, mütedeyyin kelimesinin manası dinle dolar. Siyasi seçimlerle dolmaz yani. Bu nedenle bazıları bu kavramları çok şey kullanıyor. Mesela muhafazakar diyor. Muhafazakar dediği adama bakıyorsunuz, çok böyle hani kafasında dinin taşları da yerine oturmuş değil. Bazen acayip şeyler söyleyebiliyor. E o zaman diyorsun muhafazakarla kastedilen bunun şeyi değil, dindarlığı değil yani. Bu bir ayrım gözetmek lazım. Namazını şevkle kılması da işte bize bir turnusol. Ya adam namazını kılıyor mu? Şevkle kılıyor mu bir de üstelik, böyle gösteriş için falan filan değil. Namazına aşkı var mı? O zaman dindardır. Namazını düzenli kılmıyorsa ona dindar dememek lazım. Şu denebilir: dine hürmeti var. Dine hürmeti var. Dinin kavramlarına, Allah'a, peygambere, kitaba, sünnete hürmeti var. Ama kendisi o dindarlığı, dinin hakkını vermiş değil, dindar sayılmaması lazım. Dindarlığın ölçüsü başka. Takva bir ölçüsü mesela. Cenab-ı Hak bizi de onlardan kılsın. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. Ha bak, namazsızlığı da gafletle bağladı Üstad Hazretleri. Biz gafili namazsız anlamında mı kullanıyoruz? Hayır. Gafili her şey için kullanabiliyoruz. Fark edilmesi gereken ama fark edilmeyen her ayrıntının işte muhatabı için kullanıyoruz. Gafil kaçırdı otobüsünü diyoruz mesela. İşte niye? Fark edemedi otobüsünün geldiğini, kaçırdı. İşte ölüm gerçeğinden gafil olmak diyoruz. Ölümü hatıra getirmemek, ölümü düşünmemek falan. Gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürüdür. Ha, 24 altın ne oldu? O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Bakınız, hop, yerini buldu. O has çiftlik ise cennettir. Yani gönderdiği yer cennetmiş. Cenab-ı Hak bizi, bakınız, kıssanın içinden alacağımız bir hisse, Cenab-ı Hak bizi cehenneme gönderelim diye yaratmamış. Yani göndereyim diye yaratmamış. Bizi cennete göndermek istiyor. Yani tutun Hazreti Adem'den aleyhisselam, kıyametin kopacağından önce, hemen önce doğan insana kadar. O onun tamamının amacı cennete gitsinler bunlar. Cenab-ı Hak hayır murad ediyor. Bizim seçimlerimiz o hayrı şerre çeviriyor. Biz kesbi şerle, yani üzerimize hayır için gönderilen şeyleri yanlış amaçlarla kullanarak onu cehenneme götürür hale getiriyoruz. Gönderiliş amacımız cennete gitmek. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. Yani o bir günlük yer var dediler ya, orada kullanılacak bilet var diye. Orası kabirmiş. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler.
Yani kabirden sonraki yolculuk, o kıyamet kopacak, haşir meydanında toplanacağız. O nasıl bir süreçtir, nasıl dehşetli bir süreçtir. Ona dair ayetlerdeki, hadislerdeki tasvirleri okuduğunuz zaman böyle beyniniz dönüyor. Ya Rabbi diyorsun, hani bizim işimizi kolay eyle orada. Orada diyor, takvası kimin kuvvetliyse o uzun yolu mütefavit, yani farklı farklı derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, yani Allah'tan korkan, amellerinde istikameti tutturan berk gibi, şimşek gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Öyle bir hızda aşacak o yolu. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Bir kısmı da diyor hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Değil mi? Hayal, adam hayal etmekle şu an Mars'ta olduğumu düşüneyim diyor. Hop, hayalen Mars'ta. Ama ne kadar zamanda? An. Mars'ın gerçek süresi ne kadar? Atıyorum işte şimdiki seyahat imkanlarıyla bilmem kaç yıl. Bazen bir yıldızın fotoğrafını görüyorsun. Aa, ben o yıldızda olduğumu düşüneyim falan. Tıp, oradasın. Gerçekte ne kadar uzak? Milyarlarca yıl belki. Ama hayalini kurduğu an şak oraya gidebiliyor insan hayalle. O onun hızı gibi diyor. 50 bin senelik mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azim şu an şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. Bu ayetleri söz basın buraya koymuş, Allah razı olsun. Meallerini koymuş yani. Bunlardan bir tanesi Secde suresinin 5. ayeti. Kısa bir meali şöyle. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1.000 yıl tutan bir günde ona yükselir. Sizin hesabınıza göre 1.000 yıl tutan bir günde ona yükselir. Bu Secde suresindeki ayetti. Bir de Me'ariç suresinin 4. ayeti var. Orada da şöyle söyleniyor. Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler. Miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler. Nereye? Arşa. Şimdi tabi burada sene tabiri geçiyor da, bu sene dünyanın senesi mi, başka bir şeyin senesi mi? Allahu alem dünyanınki değil. Daha farklı seneler de var, daha farklı günler de var. Sadece dünyanın gününden ibaret değil ki alem. Cenab-ı Hak bütün alemin sahibi. Yani oradaki gün, oradaki sene tabirleri bizim zihnimizi sürecin izafiliğine alıştırmak için, gösterebilmek için bir parça. Yoksa bizzat dünyanın günüyle şeyin, alemin sınırını tayin edelim, arş buradan şu kadar mesafe ileridedir diyebilir, öyle onun için değil. Ki biliyoruz ki bizim daha çok uzaklardan gelen yıldız ışıkları var. Daha dünyaya varmamış yıldızların ışıkları var. Alem bundan çok daha geniş. Yani dünyanın ömrüne göre 50 bin sene değil. Daha da uzun, geniş bir alem var. Arş ki alemden de daha büyük, daha da geniş. Alemi kapsayan bir başka boyut belki. Onu tam kuşatamıyoruz, biz bilemiyoruz. Ama böyle bir alem de var. Kürsü var mesela, o da başka bir alem. Yani bunu biraz şey düşünmek lazım. O onun üstünde, bunun üstünde, sadece fiziki olarak değil de bizim kuşatamadığımız boyutlar da var. Alem belki de o boyutlarla da sarılı. Biz şu an 3 boyutluyuz. Zamanda kat 4 boyutlu bir canlıyız biz mesela. Zaman, en boy, genişlik. Biz bunları kavrayabiliyoruz. Ondan ötesini kavrayamıyoruz. Ondan başka aşkın boyutlar da var alemde. Niceliğini kavrayamıyoruz yani. Şu an kavrayamıyoruz. Ha, fizikçiler diyorlar işte, hani şunu tespit edebiliyoruz, şundan bunu anlayabiliyoruz falan. O çok ince meseleler. Daha çok başlangıcındayız o işin. Arş ve kürsü öyle boyutlar da olabilir yani. Alemin içine sarıldığı, bizim şu an kuşatamadığımız, göremediğimiz. Bu ayetler ayrıca bize şunu da gösteriyor. İşte izafiyet teorisi diye bir şey var ya, Einstein'ın, zamanın farklı yerlerde farklı hızda geçmesi. Bu gerçekten ispatlanmış bir şey. Mesela dağın üstündeki bir gözlem yerinde çok hassas saatlerle, artık saniyenin de milyonda birini mi, yüz binde birini mi ölçebilen çok hassas saatler var. Tam miktarını bilemiyorum hassasiyetinin. Yani orada ölçüyorlar. Denize yakın, deniz seviyesinde yaşayan insanın zamanı oradakine göre daha yavaş geçiyor. Dağdaki insanın saati daha hızlı işliyor. Kütle çekim
o kanunu, o çekimi kuvveti zamanı etkiliyor. Bunu artık modern bilim de kabul ediyor yani. O kütle çekim kanununun zamanı etkilediğini, farklı yerlerde zamanın farklı hızlarda geçtiğini, hatta kara deliklerde zamanın çok yavaşladığını, bir insanın bir kara deliğe atıyorum, o Interstellar mıydı, Yıldızlar Arası filminde mesela onun konusu oydu, adam kara deliğe giriyor çıkıyor, kendi girdiği çıktığı atıyorum bir günse, bir dönüyor, o yıllar geçmiş dışarıda. 40 yıl olmuş, 50 yıl olmuş. Küçük bıraktığı kızı gidip geri geliyor. Kızı yaşlanmış, ölmek üzere ölüm yatağında. 70 yaşında mı, 80 yaşında mı? Yani zaman tek düze değil. Alemin hiçbir yerinde aynı değil. Zaman bizim şahitliğimizle kendi sınırları içinde görebildiğimiz, ancak kütle çekim kanununa göre üzerinde yaşayana farklı tesir eden bir yana sahip, yöne sahip. Kur'an da bunu söylüyor. İşte buradaki şeylerle bize onu hissettiriyor. Yani siz zaman tek düze yaşıyorsunuz şu anda, zamanın dakikliğini, farklılıklarını göremiyorsunuz ama bu mümkün. Ve bize ahiretteki tasvirler de bunu söylüyor. İşte hadislerde işaret edilen kişinin takvasına göre o süreci daha kolay atlatacağı, o işte sırattan geçme süreleri var mesela. Sırattan geçmek kimisine çok kolay olacak, kimisi için çok uzun sürecek. Nasıl oluyor bu? O da aynı zamanda, ben de aynı zamanda yaşamıyor muyum? Yok, yaşamıyorsun. Değişebiliyor. Demek ki insanın bu dünyadaki imanı oradaki şeyin etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Şu an zihnimiz kuşatamıyor bunu ama oradaki bizim zaman algımızı, fizik algımızı, bu dünyadaki zaman algımız, fizik algımız etkileyecek. Bakınız nereden nereye geldik? İlk dersin başında demiştim bunu da konuşacağız diye. Evren, insan ilişkisinde zamanın önemi veya zamanın tuttuğu yer. Bu dünyada eğer siz zamanınızı Allah'a ayırabiliyorsanız, evrenin amacıyla uyumlu, gayba iman etmiş zamanlar ayırabiliyorsanız, tasarruf edebiliyorsanız, harcayabiliyorsanız, zamanı oraya adayabiliyorsanız, zamanı onunla yükleyebiliyorsanız, ahirette size başka bir zaman dilimi, herkesle beraber ama herkesten başka bir zaman şeyi verilecek. Bu dünyada ayırdığınız zamana göre orada başka bir zamanla muhatap olacaksınız. Başka bir zaman kavramıyla, algılayışıyla muhatap olacaksınız. Bunun dünyada numunesi yok mu? Yani var aslında. Şimdi siz bir sınava uzun saatlerinizi ayırarak hazırlanıyorsunuz, değil mi? Üniversite sınavı olsun veya işte bitirme sınavı olsun üniversitenin, lisenin. Ne kadar çok süre ayırıp güzelce çalışırsanız sınav size o kadar kısa geliyor. Atıyorum 40 soru var ya da işte 60 soru var, tam saatle uyumlu olsun. Şimdi siz bir oturuyorsunuz, bazen öyle olurdu yani 15 dakikada bitiriyorsunuz. Hoca da şaşırıyor. Ne kadar çabuk bitirdin ya falan diyor. Hocam şeyde iyi çalıştığım yerlerden çıktı falan, kolay geçti diyorsunuz. Çat 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 işaretliyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama öncesinde ona zaman adamadıysanız, zaman ayırmadıysanız, onun bilgisiyle o zamanı donatmadıysanız, sınav saati geçmek bilmiyor veya bazısı için şey, yani o bir eziyete dönüşüyor. Ya nasıl 60 dakikaydı arkadaş, yani bitmedi bir türlü, yapamadım şeyleri, soruları çözemedim falan, çok daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz falan. Şimdi ötekinin da zaman algısı var, bir de sizin zaman algınız var. Sizin için o zaman çok süreç, çok zorlu geçti. Diğer için zaman çok kolay geçti. Böyle küçük numunelerden bile fark ediyoruz ki hakikaten insanın zaman algısını önceki hazırlık süreci, adanma süreci etkiliyor. İyi adanmışsanız, iyi zaman ayırmışsanız sonraki zaman kısalıyor sanki. Tecrübeden kısalıyor. Ama ayırmamışsanız o zaman hızlanıyor. İşte dedi, kütle çekim kanunuyla zamanın bir ilişkisi var. Şimdi o bütün o kütle çekim kanunlarının, dünyanın, ayın, güneşin, daha büyük yıldızların, şems-i sumus'un, bunların hepsinin çekim kanunları, kara deliklerin çekim kanunu, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eseri. Bütün cazibedarların cezbesi Allah'ın o cazibeyi yaratmasının eseri. Onun cemalinin cazibesinden geliyor bunlar. Öyle söyleyelim. Üstad da bir yerde ona yakın bir şey söylüyor. Yani onun
güzelliğinin cazibesi ki kainatta da bu şeyi oluşturuyor, çekim kanununu. Şimdi onlar zamanı böyle yavaşlatabiliyorlarsa, etkileyebiliyorlarsa Cenab-ı Hakk'ın çekimi kuvveti zamanı istediği şekle getirir yani. Onun kudretine had var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracı birkaç dakikada yapmış gelmiş. Daha yatağa bile soğumamış. Şimdi sen onunla aynı zaman diliminde değilsin ki onun anlayabilesin. Cenab-ı Hakk'ın çekmesiyle, kendi katına çağırmasıyla zaman nasıl sıçrama yaptığını, onun çekim kanunuyla o zamanın nasıl değiştiğini sen anlayamıyorsun ki. Sen ancak dünyanınkini ölçüyorsun, ayınkini ölçüyorsun, yıldızınkini ölçüyorsun. Onlarla bir şey bulunuyorsun, tayinde bulunuyorsun, kendince bir sınır tayininde. Onlara onu veren Allah, o çekerse o iş nasıl olur? Onun dilediği gibi olur. Efendimizin haber verdiği gibi olur aleyhissalatü vesselam. Evet. Bir kısım ehli takva berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati 2 ayetiyle işaret eder. Bir de bunun şöyle bir veçhini konuşacaktım. Şimdi aklıma geldi. Yani, takva da aslında bir tür sıçrama hareketi gibi ya da kısa yoldan gitme hareketi gibi. Takvanın kendisi de. Şimdi Cenab-ı Hak bize alkolü yasak etmiş. Şimdi içkinin zararını bir insan daha işte buluğ çağında imtihanı başladığı süreden itibaren bir İslam'ın emri olarak ona uyarak içkinin kötülüğüne iman edebilir. Takvasıyla zararından korunabilir. İki, yaşar, o batağa düşer, alkolik olur, Allah göstermesin, sürünür, orası kesilir, burası şu olur, hani ameliyat edip parmağının şurasını burasını kesiyorlar. O Yalçın Menteş'in toprağı bol olsun, başına çok geldi böyle şeyler, o da alkol batağındaydı. O öyle anlatıyordu mesela alkolü bıraktıktan sonra, ama çok vücudu mahvolmuştu, kurtulmadı yani, çok yaşamadı ondan sonra. Şimdi bir de böyle o batağa düşüp ailen dağılıp evin bilmem tarumar olup hayatta hiçbir yere gelemeyerek falan filan, en son gelirsin 60 yaşına 50 yaşına neyse, dersin ki ya hakikaten alkol kötü bir şeymiş. Bir böyle bir yolu dolaşıp o uzun yıllar o tecrübeyi yaşayıp bunu söylemek var. Bir de Kur'an'ın emrine uyup o yolu kısaltıp daha buluğ çağından itibaren o kendini korumak var. İşte takvanın yolu kestirmesi böyle. Biz bugün şeriatın hukukunda var olan bazı şeyleri tam böyle şey yapamıyoruz. Ya acaba şimdi modern hukukta, modern çağda bu kadar işte insanların arasında bu söylenir mi ya, bunu savunmak şimdi doğru mu? Ya belki de o değiştirilebilir falan böyle. Mesela işte konuştuk ya mürtedin katli, rejim, hırsızın elinin kesilmesi. Ya işte bu çağda bunlar olur mu ya falan işte ya. Bunu söyleyemeyiz, insanlar açıklayamayız, Batı ne der falan, böyle bir sancımız var. Halbuki bakınız, bu tecrübe, şu an insanlığın yaşadığı tecrübe de en nihayet insanı şeye götürecek yani. Şeriatın emri doğruymuş arkadaş, böyle yapılması lazımmış. Götürecek. Her zaman götürüyor. Her zaman götürüyor. İnsanoğlu gafletle falan üstünü örtmeye çalışsa da en nihayet gittiği yer o oluyor. Bugün İslam neyi nasıl yasak etmişse en nihayet iş oraya gidiyor. Bugün de kabul etmediği meselelerde gün gelecek edecek. Biz diyoruz ya ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek. Alem İslam tekrar bir parlama dönemi geçirecek. Belki de o dönemde böyle bir uyanış yaşanacak yani. İnsanoğlu tekrar o tecrübesiyle diyecek ki ya şeriat haklıymış. Yani İslam'ın hükümleri hakmış. Biz boşuna bunca hukukla şunla bunla bu işe farklı renkler, farklı ne diyelim giysiler giydirmeye çalıştık. İslam'ın elbisesi tam uyuyormuş diyecekler. Öyle bir devir göreceğiz inşallah. İnşallah ömrümüz varsa. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdeste kafi gelir. Bir tek saat 5 vakit namaza abdeste kafi gelir. Gelir mi? Geliyor arkadaş. Geliyor. Yani çok böyle yavaş kılanlar falan var ama normal hızınızda kıldığınız zaman, tabii şeyi de ihmal etmeden,
tadil erkanı da ihmal etmeden, durmanız yeri gereken yerlerde durarak, ne söylediğiniz de anlaşılarak, yani öyle diyerek de değil yani, kıldığınız zaman yetiyor. Abdestle bir saat namaz kılmaya yetiyor. Yani Cenab-ı Hak bizden 24 saatin bir saatini geri istiyor. 24'te bir. Zamanın zekatı. 24'te bir. Yoksa 23 altını bana verin, bir saat kendiniz ayırın dememiş. Onu da diyebilirdi yani. Miraç'taki Müslümanlar, hani hadisi var onun hakkında. Müslümanların namazı normalde 50 vakit olacakmış. Musa aleyhisselam Efendimiz'i yolda demişken, yani benim ümmetim bunu kaldıramadı. Cenab-ı Hak'tan git rahmetini dile. Azaltsın bunu, senin ümmetinin şeyini, yükünü azaltsın. Bak ne güzel peygamber. Bizim iyiliğimizi istiyor. Biz şimdi Musa aleyhisselama borçlu değil miyiz? Borçluyuz yani, üzerimizdeki yükü azaltmış. Nasıl peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bizim peygamberimizse, Musa aleyhisselam da peygamberimiz. Onun şefkatini bize göstermiş yani. Bize ilgisiz değil. Bak demiş, benim ümmetim kaldıramadı onu. Zorlandı. Sen demiş yani rahmetini dile Cenab-ı Hak'tan, onu azaltsın. Efendimiz de tekrar tekrar gidiyor. Cenab-ı Hak en son 5 vakte kadar indiriyor. Ondan da fazla gitmiyor Efendimiz. Gitse belki daha da indirecekti Cenab-ı Hak. Onun rahmeti keremi ya işte. Bizim hakimimiz şey dedi ya, hem bizim Efendimiz kerimdir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler ya, hakikaten sahibimiz kerim ya. Bir saat istiyor bizden ya, bir saat. 24 saat vermiş, bir saat istiyor. Acaba 23 saatini şu kısacık hayat dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder? 3 şey geldi. O uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? 1. Zarar eder. Neden? Baki olarak elinde kalacak yerine dünyayı harcamış oldu. Bir nevi kumara harcamış oldu yani. 2. Nefsine zulmeder. Nasıl zulmetti? Nefis asıl meşgul olması gerekenle meşgul olmadı. Bu da nefis için bir arızadır. Yani nefis anlamıyor diye nefsin kötülük yaşamadığını, acı çekmediğini düşünmeyelim. Nefis de çekiyor. Diyelim söz gelimi, sevmesi haram olan bir şeyi sevdiği zaman nefis de acı çekiyor. Çünkü haram da öyle kolay ele geçmiyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın güzel sohbetleri var. Birisinde şey diyor. Ya diyor, İslam bedava. Asıl paralı olan, pahalı olan diyor şey. Günah. Mesela atıyorum diyor, içki parayla, zina parayla, atıyorum işte her türlü günahın bir şeyi var. Ama diyor namaz kılmanın diyor şeyi yok ki, bedava diyor. Hakikaten öyle. Evet, nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. Yani mantıklı olan ahirete zaman ayırmaktır. Bu dünyadaki varlık geçici çünkü. O yüzden hilaf-ı akıl, akla aykırı hareket oluyor bu. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir, sonra 24'ten bir malını, %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazineyi ebediye vermemek, ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Bununla ilgili ilginç bir şey. Ben tarihçi üzerine bazı araştırmalar yapıyordum bir zamanlar. O zaman şunu fark ettim. Milli Tayyare Cemiyeti galiba Türkiye'de ilk piyangoyu düzenliyor. 1926'ydı yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Bu sözün yazılma tarihi de 1926 yanlış bilmiyorsam. Yani yakın zamanlar, öyle bir şey vardı aralarında. Üstad Hazretleri burada piyango örneğini kullanıyor. Çünkü o zamanlar belki de çok gündem bir şey. İlk defa Türkiye'de piyango, o kumar ilk defa o zaman getirilmiş. Osmanlı'da yok zaten öyle bir şey. Ve oynatılıyor. Milli piyangonun şeyi yani, atası bu. Milli Tayyare Cemiyeti galiba ismi öyleydi. Onların piyangosu. Bakın burada tayyare şeyi de geçti. İçinde temsilin. Hem de piyangodan da bahsetti. Yani zaman olarak da yine bir ilgisi var. Diyor ki hani siz diyor piyangodan
şuna işte bilet almak, para harcamak, piyango biletine falan, bunlar diyor size mantıklı geliyor. Halbuki diyor bak, kazanç ihtimali binde birdir. Kaç bin kişi alıyor kim bilir o bileti? Kaç kişiye tutturacak? Atıyorum 100 kişiye. Çok zor bir ihtimal. Ona diyor malını vermek sana şey geliyor, yarım malını vermek mantıklı geliyor. Ama diyor 24'ten bir malını %99 ihtimalle kazancı musaddak. Yani kesinlikle kazandıracak ya. Bir hazineyi ebediye vermemek ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Böyle, hani şeye vurduğun zaman ya aklın gereği diyorsun ya İslam. Hakikaten şöyle izlediğin zaman Üstad Hazretlerin temsillerinde, izahlarında, cümle alimlerimizin izahlarında, Allah hepsinden razı olsun, hepsi bunu zaten ortaya koyuyorlar. Ama biz işte kendi mesleğimiz itibariyle buradan okuyoruz. Başkası kendi mesleğinin kitabından okuyor. Aynı hakikatler. Ya okuduğunuz zaman diyorsunuz ya hakikaten çok mantıklı. Niye böyle oluyor? İşte nefis, onun kısa vadeli menfaat algısı, uzun vadeliyi saymayışı doğru algımızı bozuyor. Nefsin doğru algısının düzelmesi için çok nasihat işitmesi lazım. Ve zarar ihtimalinin daha çok zikredilmesi lazım. Nefis zarar ihtimaliyle ikna oluyor ama onu böyle daha sahici bir şekilde görürse. Atıyorum mesela işte uyuşturucu kullananlara, şimdi adam anlatıyorsun, sözde söylüyorsun ya bu çok kötü bir şey, yapma falan filan, bırakamıyor. Askerde vardı mesela bizim bir çocuk. Oğlum yapma derdim, kullanma, hani sen iyi de bir çocuksun, akıllı da bir çocuktu yani, böyle efendi bir çocuktu. Abi sen dinliyorum ama demişti, dışarı çıkınca torbacıyı görünce gözümde tutuyor demişti ya böyle. Hani öyle şey vardı, Allah kurtarsın, şimdi ne oldu bilmiyorum. Şimdi lafla olmuyor ama o çocuk mesela görseydi bir yakınında o belayı, sonuçlarını, uyuşturucu kullanmanın sonunda insan ne hale getirdiğini, belki böyle olmayacaktı. Ki mesela babası, atası, ailesinden birisi böyle bir belaya müptela olan ve kötü duruma düşmüş olan, onun şahitliğiyle büyümüş olanlarda kimi zaman şey oluyor, hepsinde oluyor demeyeyim ama ya diyor hani ben bu batağı gördüm, benim işte abim, kardeşim, babam bu yüzden öldü, ben kesinlikle evime sokmam ben onu diyor yani. Demek ki nefis de uyanabiliyor. O sonuçları yeterince görürse, iyi tefekkür ederse nefis de uyanabiliyor. Hatta tam tersi yola dönebiliyor yani. Bu kapıda açık. Din nasihattir. Neden? Nasihatin alanı var. Tesir edebilme alanı var. Doğru dili yakalarsak. Halbuki namazda ruhun, aklın, kalbin büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Yani namazın ne güçlüğü var? Taş mı taşıyorsun arkadaş? Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bakın bu çok önemli bir sır. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, haram olmasın yeter ki, mübah da olsa olur, dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Sen şimdi verdin ya 24'ten 1 saati, bir anlam kattın ya. Tabiri caizse çayına şeker atmış oldun. Çayın şekeri neresindedir? Her yerinde. Ama aslında ne kadarıdır? Kütle olarak toplasan kesme şeker bu kadar, çay bu kadar. Yani bir bardak çay bu kadarsa kesme şeker bu kadar. Ama içine attın, erittin ya sen onu, o zaman hepsinin oldu. Her yerine sindi. Namaz da böyle bir fonksiyon görüyor bizde. O duaları, Fatiha'yı, tahiyyatı, salavatları, tesbihatı, bunları kattın ya, karıştırdın ya hayatın içine 5 kere. Artık hayatın her yerinde bu manalar yayılmaya başlıyor. Diline, ameline, sözüne, amacına, görüşüne, hepsine doğru bu şeker yayılmaya başlıyor. Namaz öyle bir şey yani. Çayımızın şekeri. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ibka eder. Yani namaz vasıtasıyla, Cenab-ı Hak'la zaman ilişkisini korumak vasıtasıyla o şeyin tamamını Cenab-ı Hakk'ın rızası için yaşamış gibi ahirette karşılığını görebilir, baki bir amaca adamış olur inşallah.
Böylece günlük işleri bile ibadet haline gelir. Çünkü zamana o şekeri attı. Zamana o anlamı yükledi. Nasıl ki zekat veren malını temizlemiş oluyor, değil mi? Zekat vermek maldaki şeyi götürüyor. Hatalarımız, kusurlarımız olmuşsa o malla ilgili, isteyerek değil tabi, irade ederek değil ama bilmeden o hatalarımız düşmüş. Zekat o malı nasıl ondan temizliyor? Bakın namaz da zamanımızı ondan temizliyor. Biz biliyoruz ki başka şeylerden, hadis-i şeriflerden namaz kılan adamın küçük günahları affolunuyor iki vakit arasında. Veya işte cuma namazları arasıyla ilgili öyle şeyler var, rivayetler. Cuma'yı güzelce böyle hazırlanarak kılan birisinin bir dahaki cumaya kadar işlediği küçük günahlar affolunuyor. Neden? Attı ya o şekeri, o şeker tadını yayıyor arkadaş. O orada işini yapıyor. Mazaratı temizliyor. Evet, böylece bu sözü de bitirmiş olduk. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Dördüncü sözü tefekkür etmiş olduk. Özetle namazın hayatımızda nasıl bir fonksiyon icra ettiğini, zamanla ilişkimizi nasıl bir hale getirdiğini, hayatımızda nasıl bir fonksiyon gördüğünü konuşmuş olduk. Bundan sonra beşinci sözü konuşacağız. Beşinci söz de namazla ilgili ama bu sefer nasıl diyelim, namazdan sonrasına da bir kapı açılacak. Bak nasıl gidiyor Bediüzzaman Hazretleri. Kainatta Allah'ın varlığının açıklanması, yani kainatın Allahsız açıklanmayışı, iman, ibadet, namaz ve bundan sonra namazdan daha küçük şeyler. Öyle bırakmıyor yani namazı kıldırıp da. Namazdan sonrasına da yine namazla birlikte ama beşinci sözde atıflar var. Cenab-ı Hak ömür verirse inşallah onu da yarın tefekkür ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.